Herkese selamlar. Bu videoda size sadece 4 yıldız karakterleri kullanarak ve ellerine sadece 4 yıldız silahları vererek 12. katı 9 yıldızı nasıl tamamlarsınız onu göstereceğim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Karakterlerin build'inden en son bahsedeceğim. Öncelikle 12. katımıza bir geçelim. Burada hangi yaratıklarımız var? Bu yaratıklara karşı hangi karakterleri koymamız mantıklı olur? Bundan bahsedeyim. Chamber 1'de bizim Rift Hound'larımız var. Bu Thunder Craven Rift Hound'lar. Bunlara çok fazla elektro hasarı verdiğimiz zaman Rage moda geçiyorlar. Çok fazla dash atmaya başlıyorlar. Yani oradan oraya çok seri geçiş yapmaya başlıyorlar. Fakat elektrodan daha fazla hasar almaya başladıkları için de bu birinci kısmı elektro karakterler koyarsak bunları daha hızlı öldürebiliriz. Sadece kaçmaları biraz sıkıntı. Onu nasıl engelleriz ondan bahsedeceğim birazdan. Primordial Batismal Bishop'lar genelde kendi elementlerinden Nexa'dan bir %10, %20 civarında bir dirence sahip oluyorlar. Bu yüzden bunlar o kadar da problem yaratmaz. Sadece sağlam bir DPS ihtiyacımız var burada. İkinci kısmımızda Ruin Grader'ler oldukça basit. Birbirlerine mümkün olduğunca yakın tutarak ikisini de aynı anda indirmeye çalışacağız. Golden Wolflord'da ise şöyle bir sıkıntı var. Eğer siz Golden Wolflord aşağı indiğinde o rakibe tek atabiliyorsanız, havaya kalkmadan öldürebiliyorsanız bir problem yok. Geo karakter almak zorunda değilsiniz. Yerdeyken tek komboyla işinizi bitirmeniz gerekiyor. Eğer sizin DPS'iniz buna yetmiyorsa ve menzilli bir karakteriniz yoksa takımda bir adet Geo karakter bulundurmanız şart. Ben de burada Geo Traveler kullanacağım. Hepimizin alabileceği bir karakter. Nasıl oynanabilir, nasıl geçilebilir ondan bahsedeceğim. Çünkü Wolflord'un belli bir can yüzdeliğinin aşağısına indikten sonra çağırmış olduğu kurt kafalarını sadece Geo yapılarıyla beraber, Geo hasarıyla beraber diyeyim. Geo yapıları doğru olmaz. Geo hasarıyla beraber kırabiliyoruz. Üçüncü Chamber'da ise birinci kısımda yine Ruin yaratıklarımız var. Bunların fiziksel direnci epey bir yüksek fakat biz zaten elemental reaksiyonları oynayacağız. Çok seri bir şekilde indiririz. Sadece 3 adet var bunlardan. Şimdi buradakiler sıkıntı. Buradaki Batismal Bishop'larımız birbirlerini diriltebiliyor. Bu yüzden nasıl kombolar yapılmalı, önce hangisine saldırmalı, daha sonra hangisinin nasıl oynanması gerektiğinden de bahsedeceğim. O zaman hemen takım kurulumumuza geçelim. Birinci partide elektro hasarını mümkün olduğunca yüksek tutacağız. Bu yüzden ben Fischl ve Beidou'yu buraya alabilirim. Aynı zamanda Fischl ve Beidou'nun en uyumlu olduğu bir karakter var. O da Barbara. Peki neden Barbara? Beidou ultisi kullandıktan sonra ve Fischl'ın E'sini kullandıktan sonra Barbara ile beraber yapacağınız düz duruşlar sürekli olarak elektro charge tetikleyecek. Ve siz de o kadar fazla elektro charge tetikleyeceksiniz ki rakipler zaten reaksiyonu ölecek. Aynı zamanda bu katın şöyle bir özelliği var şu anda. Blessing of the Abyssal Moon'a baktığımız zaman siz rakiplere elektro charge uyguladığınız zaman rakiplerin direncini 10 saniyeliğine %10 kırarsınız. Elektro direncini kırmış oluyorsunuz. Ve bu durum 4 dakika kadar birikiyor. Yani siz elektro charge yaptığınızda rakiplerin direncini %40 kırabiliyorsunuz elektro üzerinden. Bu da Fischl ve Beidou'yu daha da güçlü hale getiriyor. Bu yüzden birinci takımımız aslında çok ama çok güçlü olacak. O kadar güçlü olacak ki ikinci takıma sürekli 2 dakika civarında süre kalacak. O zaman şimdi şöyle bir parti yapıyoruz. Barbara, Fischl ve Beidou burada fix kullanacağımız karakterler. Bir de burada dilerseniz siz Xingqiu'yu alabilirsiniz. Ben Xingqiu'yu tercih edeceğim. Barbara'da sürekli düz vuruşlar yapacağım için Xingqiu'nun desteği burada epey bir güzel olacaktır. Normalde ikinci partide Geo Traveler'ı kullanmam gerekmeseydi oraya ben Xingqiu'yu atardım. Fakat gerektiği için düz vuruşlarda oynadığım için Xingqiu'yu National Team'den çıkarıp Barbara'nın takımına vermek çok daha mantıklı oldu. Bu yüzden ben de aşağıdaki partide yine National Party yapmayı deneyeceğim. Fakat bu sefer burada Channing, Rosaria, Bennett ve Geo Traveler olacak. Channing ve Rosaria'nın ultilerinin kombolarıyla beraber sürekli reverse melt atıp duracaksınız. Bu sayede vereceğiniz hasar sürekli ikiye katlanıp duracak Rosaria'da. Epey sağlam bir hasar geçireceksiniz rakiplere. Shanik zaten sürekli bir hasara sahip. Shanik ve Rosaria'nın yetenekleri snapshot olduğu için kombolarken Bennett'in ultisini başta kullanacağız ve epey sağlam hasar çıkaracağız. Geo Traveler'a da Favonius Ward verdim. E yeteneğini basılı tutarak rakiplere atarak ya da EV'ye basacak yaparak rakiplere kritik bir vuruş yaptığımızda takım arkadaşlarımıza güzel bir enerji desteği kazandıracağız. Ayrıca ultisiyle kritik şansı kazandırabiliyor. Bu yüzden de güzel bir destek olacak aslında Geo Traveler bizim için. O zaman başlayalım. Kombomuz ile beraber başlayalım. Kombomuzda her zaman Barbara'dan Fischl'a geçiş yapıp Fischl'ın E yeteneğini kullanacağız. Ardından Beidou ulti E ve Xingqiu'ya geçip ulti E'yi atacağız. Eğer Xingqiu'da Sacrificial varsa ve çalışırsa ikinci E'yi de kullanacağız. Sonra Barbara'ya geri dönüp Tasso düz duruş yapacağız. Peki neden Barbara'dan özellikle sonra Fischl'a geçmemiz gerekiyor? Barbara'da Trill'ın Tales of Dragon Slayer stakıl olduğu için sıradaki geçeceği karakteri atak bonus kazandırıyor. Ve Fischl'ın E yeteneği de snapshot olduğu için bu atak bonusunu sürekli olarak kullanabiliyor.
Peki Barbara burada neden sürekli duyduruş yapıyor? Çünkü Barbara'nın buradaki asıl görevi elektro charge'ın sürekli olarak tetiklenmesini sağlamak. Burada Beidou zaten ultisiyle beraber düz duruşları elektro hasarı kazandırıyor. Vigil da hem Ozu ile beraber buraya hem de konsolatı üzerinin sahipsiz düz duruşlarınızı elektro hasarı kazandırıyor. Barbara burada düz duruş yaparak elektro charge'ı da tetikleyebiliyor. Barbara'nın bir öteki avantajı ise burada sürekli Barbara oto atak yapacağı için can konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Barbara partiyi iyileştirebiliyor. Bu kısımdaki komboda ise Rosario ve Shining'in yeteneklerini mümkün olduğunca Benet'in üstünün içerisinde kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu iki yetenek de Snapshot özelliğine sahip. Hala Snapshot'ın ne olduğunu bilmiyorsanız sağ üstteki karttan bu videoya ulaşabilirsiniz. Buradaki kombomuzun asıl olayı ise Benet ulti E, ardından Rosario E ulti, Shining ulti E ve Traveler'da E ulti şeklinde oynayabilirsiniz. Fakat bu kısımda özellikle buradaki yaratıklara karşı oynarken Traveler'ın E'sine ve ultisine çok sık kullanmanızı önermem çünkü buradaki yaratıklar en ufak saldırınızda kitle kontrol hasarı yemiş oluyor ve geriye doğru sekebiliyorlar. Geriye doğru sektikleri zaman da sizin alan etkili saldırılarınızın dışına çıkabiliyorlar. Bu yüzden Traveler'ın saldırını mümkün olduğunca kullanmamaya çalışın, özellikle ultisine. Ayrıca Traveler'da E yeteneğini kullanırken eğer basılı tutarak saldırırsanız çok daha hızlı bir saldırı gerçekleştirmiş olursunuz. Buna da alışırsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Buradaki asıl amacımız ise Rosario'ya sürekli mentisi zikleterek çok daha yüksek bir hasar vermesini sağlamak. Ring Raider'ların olduğu bu kısımda iki düşmanımızı da bir arada tutmamız çok önemli çünkü ikisini de aynı anda hasar verip aynı anda indirmemiz gerekiyor. Eğer ikisi birden koşarsa, farklı yönlere giderse baştan başlamanızda fayda var. Bunun dışında sadece biri koşarsa diğeri de zaten o koşmuş olanın yanına hızlı bir şekilde geliyor. Bu yüzden bu tarz durumlarda baştan başlatmanız gerekmez. Deli bir şekilde ikisini de aynı anda indirebilirsiniz. En iğrenç kısmımıza geldik. Golden Wolf Lord'la kapışacağımız yer. Burada Golden Wolf Lord'umuz maalesef çok rastgele saldırıları sahip. Belirli bir saldırı düzeni olmadığı için ne zaman ne yapacağını kestirmemiz biraz zor olabiliyor. Bu boss'a karşı eğer menzilli bir karakter kullanıyorsanız, örnek olarak Yanfei'niz varsa çok rahat bir şekilde bu boss'un işini bitirebilirsiniz. Sadece takımınızı bir adet Geo karakter atmanız yeterli. Eğer yere düştüğünde tekleyemiyorsunuz. Bu kurtumuz Laser Beam saldırısını yaparken yere inmiş oluyor ve bu esnada hasar verebiliyorsunuz. Sadece yakın dövüşçü karakterleriniz varsa. Bu esnada mümkün olduğunca fazla hasar vermeniz gerekiyor ki canı yaklaşık olarak %66'ya yaklaşsın. Canı %66'ya yaklaştıktan sonra Golden Wolf Lord 3 adet kurt kafası çağırıyor. Bu kurt kafalarını teker teker Geo hasarı vererek kırmamız gerekiyor ve Golden Wolf Lord'u yukarıdan aşağıya düşürmemiz gerekiyor. Bu kafaları kırarken, Geo Traveler'ı kullanırken daha doğrusu, E yeteneklerinizde çok dipten atmamaya özen gösterin. Eğer bu kurt kafalara fazla dipten bir şekilde yeteneğinizi kullanırsanız, bu maalesef sayılmıyor. Kurt kafası hasar almıyor. Bunun yerine biraz daha uzaktan E yeteneğinizi kullanın. Ayrıca Traveler'ın 5. vuruşu Geo hasar uyguladığı için kurt kafasını yine hasar vermiş sayılıyorsunuz. Yani E atıyorsunuz, ardından 5 adet saldırı gerçekleştirip kurt kafasını
kırmış oluyorsunuz. Bunu 3 kafada da tekrarlıyorsunuz. Daha sonra Golden Wolf Lord'un işini bitirmeye gidebilirsiniz. Mümkün olduğunca hasarı en kısa sürede çıkarmanız gerekiyor. Tekrar uçtuğunda aşağı inene kadar yoksa beklemeniz gerekebilir. Eğer menzilli karakteriniz yoksa, ki bende Yanfei maalesef hala yok. Sona epey bir yaklaştık. Üçüncü kısmın ilk aşamasında 3 adet Ruin yaratığımız bulunmakta. Bunların fiziksel direnci epey yüksek. Biz zaten kendi aralarında elektro şarjı uygulayacağımız için bizim için bunları indirmesi basit olacak. Siz dilerseniz, daha fazla zaman kazanmak isterseniz bunu bir tane Ruin Destroyer yer altına girip ötekinin yanında belirenene kadar tekrarlayabilirsiniz. Turu baştan başlatabilirsiniz. Yok benim için zaman problem değil derseniz pataküde dalabilmeniz de mümkün. Geldik Batisman Vişaplara. Bu boss'umuzda bir adet Cryo, bir adet de Electro boss'umuz bulunuyor. İlk saldırılarında genelde bir adet küre ateşleyerek sizin 30 enerjinizi götürmeye çalışıyorlar isabet ettirdikleri zaman. 30 enerjiniz yoksa gerçek hasar veriyorlar size. Epey yüksek bir hasar vermiş oluyorlar. Ve birer saldırı gerçekleştirdikten sonra da karşıya atlayarak bu sefer birleşik saldırı uygulamaya başlıyorlar. Bu birleşik saldırıyı uygulayana kadar bunları bulmak zorunda değilsiniz. Yeteneklerinizi boşa harcamayın. Eğer alan saldırılı yetenekleriniz varsa. Bunlar bir araya geldikten sonra, yani karşıya atladıktan sonra kombonuzu yapmaya başlayın. Öncelikle elekçi olana dalın. Çünkü elekçi olan genelde yerinden kıpırdamıyor. Menzilli saldırılara odaklanıyor. Ancak Cryo olan hem yakın menzilli hem de menzilli saldırıları sahip. Ve genelde siz elektroya vuruş yaparken o da elektronun yanına geliyor. Bu yüzden siz elektroya odaklanırken Cryo'yu da yanınıza çekebilir, ikisine de aynı anda vuruşlar yapabilirsiniz. Birisi öldükten sonra canlı olan ötekisini 10 saniye içerisinde diriltebileceği için ikisini de aynı anda indirmeniz çok önemli. Zaten elektro olan yerinden kıpırdamadığı için elektron canını indirdikten sonra sadece Cryo'ya rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. O zaman Ibis'i 9 yıldız tamamladığımıza göre şimdi karakterlerin build'lerine değinebiliriz. Rosari ile beraber başlayalım. Rosari'nin build'i şu anda 54.8 rate, 114 damage değerine sahip, 128 de enerji charge bulunmakta. Elemental Master ise 112. Karakterde Favonius Lens kullandım. Normalde bunu 90 level yapsan daha da güzel bir hasarı sahip olacaktı. Fakat ben bunu geliştirmeyi unuttum, bu yüzden şimdilik ellemiyorum. En azından videodan sonra geliştiririm, daha kolay bir potansiyel elde edebilirsiniz. Bu sayede daha fazla enerji yenilemiş oldu karakterimiz Favonius Lens takmış olduğum için. Sürekli ulti atabildiler. Batarya görevi görmüş oldu. İki Noblesse Oblige, iki Blizzard Strayer taktım. Noblesse Oblige ile beraber ulti hasarını arttırdım. Blizzard ile beraber tüm Cryo hasarını arttırmış oldum karakterin. Karakterde Raid Damage, yüzdelik atak ve enerji charge değerlerini mümkün olduğunca aradım. Elemental Mastery'de çok önemli olan bir niteliğimiz, Melt'i tetiklediğimiz için. Bu yüzden bu nitelikleri mümkün olduğunca yüksek tutmaya çalıştım mesailerde. Saatte atak, kupada Cryo Damage bonus, touch'ta ise Raid altında atak buldum. Normalde damage bulsam çok daha iyi olacaktı fakat ben denk getiremedim maalesef. Eser kötü kaldı bu yüzden.
Rosary'deki konsun 5, tenatlarımız ise 6, 9, 9 şu anda. Buradaki 9'lar 6 artı 3'ten geliyor. Normalde bunları da ben 12'ye doğru çıkarabilirim az malzeme kullanarak. Jinkchu'daki bu idim aslında şu an biraz ölü. Raid değeri çok kötü çünkü. 44.7'ye 169 damage değeri mevcut. 79'da Elemental Master'ı var. 1587 atak. Sacrificial Sword takılı karakterin kendisinde. Eserlerde ise 2 Heart of Depth, 2 Noblesse Oblige. Heart of Depth sayesinde tüm Hydro hasarı artıyor. 2 Noblesse Oblige sayesinde de ulti hasarı artmış oluyor. 4 parça Emblem da tercih edebilirsiniz. Fakat ben E hasarını da önem verdiğim için 2 Heart of Depth, 2 parça Noblesse Oblige'i tercih ettim. Çünkü Heart of Depth sayesinde hem E hasar hem ulti hasar artmış oluyor. Şimdi burada mümkün olduğunca Xingqiu'da enerji recharge, yüzdelik atak, rate damage değerlerini arıyoruz. Bunlar çok önemli niteliklerimiz. Bunları tutturduğunuz müddetçe çok güzel bir şekilde işinizi görecektir. Saatte eğer Xingqiu'nuz cons 5 veya daha da düşükse mutlaka yüzdelik enerji recharge takın. Benim Xingqiu'm cons 6 olduğu için cons 6 özelliğiyle beraber sürekli enerji biriktirdiği için ben buraya atak takabildim. Kupa Diru Damage bonus taşta ise damage'ın altında rate buldum. Sizin normal bir Xingqiu'nuzun oranları cons 5 veya daha da düşükse 50'ye 120, 110 civarında olabilir. Atağı da 1200 civarında olabilir. Atak saati takmayacağınız için. Ama enerji charge'ı burada 230 olmalı. Eğer cons 6 ise Xingqiu'nuz yine rate ve damage değerleri dediğim gibi aynı kalabilir. Fakat buradaki enerji charge değerinizi siz 190'a çekebilirsiniz, 180'e çekebilirsiniz. Ancak atak değerinizi de 1500'ü geçirmeniz gerekiyor. Hatta 1600 bile yaparsanız çok daha güzel olabilir. Talentlarım 4, 12, 12. Bennett de şifacı olarak oynadım zaten ben Bennett'i. Hatta Bennett'im o kadar kasılı bile değil. Enerji charge yüksek tuttum. Çünkü ben kılıç olarak DLA Flash takıyorum. Buradan enerji charge gelmediği için ben saati de enerji charge takmak zorunda kaldım. Hızlı bir şekilde enerji yenilsin ki takım arkadaşlarına ulti basarak çok daha yüksek bir atak bonusu kazandırabilsin. Bunu geliştirebilirdim. Bunu geliştirirsem güzel olur. Hatta bu bayağı sağlam gözüküyor. Daha ellemedim ama eserlerim bitti. Healing bonus taktım tacı da daha fazla şifa bassın diye. Bennett'te yüzdelik can, enerji charge aramam benim için çok önemli şifacı olarak oynadığım için. Consult'ı bilerek açmıyorum çünkü bunu açtığım zaman yakın menzilli dövüşçü karakterlerimin düz duruşlarını pyro'ya çeviriyor. Aslında yakın bir zamanda açmayı düşünüyorum. Kazuha ile ilgili yeni bir şey denemeyi düşünüyorum. Bu yüzden açacağım gibi gözüküyor. Tenet'ler DS2 9-13 yaptım. Ultisine touch bastım. Şahnik'te 56'ya 116, 254 enerji charge'ım var. Silah olarak The Catch takılı, Refinerak 5. Bunu ücretsiz olarak elde edebiliyorsunuz zaten. Çok güçlü bir mızrak. Mutlaka balık tutarak bunu elde edin. Nasıl The Catch elde edeceğinizi bilmiyorsanız sağ üstteki kartta videosu bulunmakta. 4 parça emblem ile beraber ulti hasarını oynadım. Sürekli olarak enerji charge, kritik damage, kritik rate ve yüzdelik atak aramam gerekiyor. Elemental Master da iş yapar yine burada. Raid değerini, enerji charge değerini burada buldum ama bunun nitelikleri biraz kötü. Bunu yakın bir zamanda değiştirmem gerekecek. Saate enerji charge taktım. Ne kadar yüksek enerji charge, emblemde o kadar fazla ulti hasar demek oluyor bu da. Kupa yapar damage bonus taktım. Bunu da değiştirmesi gerekiyor. Çok iyi değil çünkü. Taşta ise raid altında can çok fazla geldi. Damage'i hiç vermedi. Bunu da değiştirmem şart. Bu yüzden Shining'im birazcık güçsüz oldu. 6 konusu bulunmakta Shining'imin de. 5, 10, 12. Siz burada Shining'in niteliklerini yine benim gibi de tutabilirsiniz ama The Catch takmış olan birisi burada çok rahat 60'a 130-140 civarında bir şey yapıp ya da burada rate'i 48 civarında geri çekip The Catch'ten gelen bonus kullanıp 60'a çıkarabilir. Buradaki damage değerini 140'a 150'ye ulaştırıp enerji charge'ı da yine buna yakın yapabilirsiniz. Benimki bir tık geride kaldı. Çok fazla cana denk geldiği için. Şimdi benim burada başka kullandığım karakterlerden Fischl. Fischl'ın bu build'ini ben çok beğeniyorum. Hiç elemiyorum bu yüzden. 303 Elemental Master, 67 rate'i 123 damage. Normal bir Fischl oyuncusu sap DPS olarak oynuyorsanız 50'ye 110-120 civarında da yapabilirsiniz. Şimdi silaha bakalım. Strangless takılı bende. Strangless'ın pasifi sayesinde hem ultimin hem yeteneğimin hasarı epey bir artıyor. 2 Gladiator, 2 tane Fury taktım. Hem atak bonusumu artırarak konsaltı özelliğimi de verimli bir şekilde kullanmış oldum. Aslında buradaki birçok konsol özelliği Fischl'ın atak üzerinden değerlendiriliyor. Bu yüzden birçok konsol özelliğini bufflamış oldum. Hem de Electro Damage bonusu ile beraber yeteneklerimin hasarını epey bir güçlendirmiş oldum. Mümkün olduğunca Rate Damage, yüzdelik atak arıyoruz karakterde. Enerji Charge şart değil. Elemental Master'da olursa fena olmaz. Enerji Charge çok önemli değil çünkü Fischl sık ulti atan bir karakter değil. Çok nadiren kullanıyorsunuz. Genelde uzun süresi bittikten hemen sonra Fischl'ın ultisini atıyorsunuz. Fakat partide ikinci bir elektro karakter bulunduğu için hızlı bir şekilde zaten ultisi fullenmiş oluyor. Tüy de yine aynı şekilde bu nitelikleri bulundurdum. Saatte atak taktım.
Kupada Electro Damage bonus taktım. Taşla ise Raid altında damage aradım. Bu taş daha iyi bir hale getirebilir aslında. Enerji charge'dan feda edilerek daha yüksek damage bulunabilir. Düz duruş 6, yeteneğim 12 ve ultim de 9. Ulti aslında 6'da bıraktım. Artı 3 geldi buradan. Yani ultiyi 6'da bırakabilirsiniz. Yükselmek zorunda değilsiniz ama Fischl'da yeteneği çok önemli. Mutlaka bunu fulleyin. Fulleyi biliyorsanız. Evet, kullanmış olduğum bir öteki 4 yıldızlı karakter Beidou. 57 150 yaptım. Nitelikleri bunda epey bir güzel tutturdum. 172 yaptım bunda da enerji charge'ın. Daha yüksek enerji charge elde edebilirdim aslında. Ata 1300. Luxury Sealer takılı. Eventten elde etmiş olduğumuz ücretsiz bir ağır kılıç kendisi. 4 parçamda Monster of the Fate taktım çünkü ulti hasarını oynuyorum bunda da. Alt niteliklerde Raid Damage niteliklerini fazlasıyla aradım. Enerji Charge Beidou'da yine çok önemli. Sık bir şekilde ulti atmamız gerekiyor çünkü Beidou'da ve karakterin ulti bedeli epey bir yüksek. Yine yüzdelik atakta bizim için güzel bir şekilde iş yapmakta. Saate Enerji Charge taktım çünkü bunu takmasaydım Endon neredeyse hiç işlevsel olmayacaktı. Boşuna takmış olacaktım gibi bir şey olacaktı. Bu yüzden saate Enerji Charge, kupaya Electro Damage bonus. Taci ise Damage altında Raid buldum. Yine dediğim gibi benim emblemların nitelikleri çiçekte çok güzel. Saatte de kurtarıyorlar offset taktığım için. Kupa ve taç imkansız kurtarmıyor. Onları toparlamam gerekiyor benim bir şekilde. Fakat aylardır dönsem de toparlanmıyor. Konsaltı Beidou 1-9-12 yaptım. Gelelim Traveler'a. 54 rate'e 92 damage var. Ben mümkün olduğunca rate yüksek tuttum. Favonius'un pasifini çalıştırırsın benim için yeterli diye düşündüm. Atak değeri 1400. Favonius Sword takılı bu 70 level. Bunu arttırırsan base atı almasını daha da yüksek olacaktı. Şuradaki atak değerin 1500'e ulaşabilirdi. 1600'e bile yaklaşabilirdi. Fakat o açıdan geride kaldı. 2 parça Çiman Havası, 2 parça Arkek Petra takılı. Geo hasarını oynadım burada da. Rate Damage, Enerji Charge değerlerimiz, yüzdelik atak değerlerimiz yine burada çok önemli. Elemental Master eş yapmaz, bu yüzden bunu değiştirmem gerekiyor aslında. Elemental Master sadece kristalizlerin kalkanını artırmış olur Geo'larda. Atak saat taktım, kupaya Geo Damage bonus. Taci ise Rate altında. Damage bulamadım. O kadar kötü ki bunlar, toparlayamadım bir türlü. Ben de en azından Rate Taci olsun, en azından şu Favonius'un pasifini tetikleyerek enerji kazandırsın dedim. Consult'ı zaten açık, 1-9-9 talentları da. Evet, kulağını bir öteki 4 yıldız karakter Barbara. En sonunda geldik Barbara'a. Bu sefer Hoşnut Klem taktım. Öncekinden farklı olarak çok daha iyi oldu benim için. Rate ve damage değerlerini önemsemedim. Healing bonusu önemledim, çok önemsedim ve can değerini önemsedim. Stil olarak Trillin Tales of Dragon Slayer taktım. Tırdık geçtiğim karaktere yüksek bir atak buff kazandırıyor. Bu sayede Fischl'a geçtiğimde onu güçlendirmiş oluyor. Ve snapshot olduğu için yeteneği de epey bir güçlü oluyor. 4 parça Hoşnut Klem bonusunu açarak hem Heal'ın bonusum artmış oldu hem de ben Barbara ile beraber şifa bastıkça vereceğim hasar da artmış oldu. Yanımda bir su kabarcığı çıkıyor. Bu su kabarcığı, su balonu daha doğrusu patladığı zaman benim basmış olduğum şifa değerine göre hasar vermiş oluyor. Yaklaşık bir 20 binde hasar verebiliyor. Güzel bir set aslında bu. Barbara'yı bunu taktım. Bu yüzden güzel bir işlevselli oldu. Çünkü zaten Barbara sürekli alandık on field olarak kullandığım bir karakter. Fischl ve Beidou ile beraber onların sürekli elektro vuruşlarını tetikleyebilmek için, sürekli elektro charge yapabilmek için Barbara'yı alanda tutmam gerekiyordu. Ve bu yüzden bu eser seti aslında Barbara'da çok kullanışlı oldu. On field olarak kullandığım için. Yüzdelik can, düz can, enerji charge en önemlileri Barbara'da. Bu yüzden mümkün olduğunca bunları aradım. Hatta ben tüyü geliştirmemişim bile. Bana yüzdelik can varmış. Belki de gelişirdi bu aslında ama. Saate can taktım. Kupaya yine can taktım. Taci'de healing bonus taktım. Ocean'ın klemi mümkün olduğunca verimli bir şekilde kullanmaya çalıştım. Consume 5 Barbara'da. Tenant'larım 8-8-6. Bu E'yi aslında geliştirebilirim ben. Hala 9 olmamışım. 9 olursa çok daha güzel olurdu da. İşte bunlara rağmen yine karakterlerle güzel bir iş çıkarmayı başardım. Yine zamanım kaldı bir süre. O süre içerisinde rakipleri alt edebildim. Umarım bu video rehber işinize yaramıştır. Karakterle bu demeyi de gösterdim. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.